Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf çanta yayınları öğreten defterde mini kazanım testi, test 1 ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuzu inceleyelim. Şekildeki açı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez diyor arkadaşlar. Evet, biz biliyoruz ki arkadaşlar açıda şu A köşesi arkadaşlar ortak olduğu için mutlaka ortada yer alması gerekiyordu. A şıkkına bakıyorum. C, A, N. Bakın A ortadadır. İfade edilir diyorum. A tek başına kullanılabilir. A açısı olarak. Evet. C, N, A arkadaşlar. Bakın N ortada değil. O halde ben burada C, N, A açısı olarak gösteremem arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyorum. Son olarak da N, A, C. A ortada olduğu için gösterilir diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. İkinci soruya baktığımız zaman verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi bulunmaz diye soruyor. Arkadaşlar bizim için ortada O var bakın. Dikkat edelim. Hemen açılarımıza bakıyorum. A şıkkına. KOL açısı. KOL bakın bu açı. Demek burada vardır diyorum. LOM açısı. LOM bakın burası. LOM açısı vardır. NOM, NOVM. Evet bakın bu açı vardır diyoruz. KLM açısı arkadaşlar. Bakın L'nin ortada olduğu yani L'nin ortada olduğu herhangi bir açı yoktur diyorum. Sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, üçüncü soruya baktığım zaman verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar açının iç bölgesi, dış bölgesi ve üzerinde olma durumlarını inceleyeceğiz. T noktası ABC açısının dış bölgesindedir. Arkadaşlar bakın ABC açısını şöyle üzerinden geçerek gösterecek olursam B'den başlıyorum A'ya kadar ve B'den C'ye kadar. Şimdi S'ye baktığım zaman nerede arkadaşlar? Açının bakın burası iç bölgesiydi. O halde S açının iç bölgesindedir diyoruz. Bize bilgide ne dedi? S noktası açının dış bölgesindedir dedi ve o halde yanlıştır diye söylüyoruz. Bir de diğerlerine bakalım. İ noktası açının ABC açısının üzerindedir. Bakın İ noktası evet açının kollarındadır. L noktası ABC'nin dış bölgesinde. L bakın arkadaşlar burası iç bölgesi ise şu geri kalan kısım arkadaşlar dış bölgesidir ve doğrudur diyorum. B de doğruydu. R noktası ABC açısının iç bölgesinde. Bakın iç bölgesinde olduğunu gördüm arkadaşlar. Evet, sorumuzun cevabı A şıkkı oldu diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soruya baktığımız zaman verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Evet arkadaşlar açının ölçülerini küçük S harfiyle veya küçük M harfiyle gösteririz demiştim. Bakıyorum KOL açısı. KOL 38 derece doğrudur. KOM açısı arkadaşlar. Bakın KOM şu açı 96 ile 38'in toplamı arkadaşlar. 96 artı 38 derece. Toplayacak olursam 8, 6 daha 14. Elde var 1. 9, 3 daha 12. 1 de elde 13. Evet arkadaşlar bakın ne olması gerekiyordu? 134 derece olacaktı. Ama burada 124 yazıyor. O halde B şıkkı yanlıştır diyorum. C'ye bakarım. LON açısı arkadaşlar. Şöyle renk değiştireyim. L'den başlıyorum N'ye kadar. 96 ile 46'nın toplamı olması gerekir. Toplayalım arkadaşlar ve kontrol edelim. 6, 6 daha 12. Elde var 1. 9, 4 daha 13. 1 de elde 14. Evet, 142 derece bakın. Doğrudur diyoruz. Son olarak da MON. Evet MON bakın burası arkadaşlar. O halde 46 derece doğrudur dedik. Sorumuzun cevabı B şıkkı oluyor. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 5. soruya baktığımız zaman verilen ölçünün sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar biz KLM açısını küçük M harfiyle KLM açısının ölçüsü olarak gösterebilirim. Veya küçük S harfiyle KLM açısının ölçüsü olarak gösteriyorum. Şimdi baktığımız zaman cevaplara T harfini kullanmış arkadaşlar. O halde KLM açısının ölçüsü kaç derece? 42 derece. Cevaplara baktığım zaman nerede görüyorum arkadaşlar KLM açısını? Bakın bir de KML yazıyor. Olamaz diyorum A'da. İkinciye baktığım zaman LMK yazıyor arkadaşlar. LMK M ortada değil arkadaşlar. L olacak, olamaz diyorum. MKL bakın K ortada değil, olamaz diyorum. Ama KLM açısının ölçüsü 42 derecedir. D şıkkı doğru cevaptır diyorum. Burada önemli olan L'nin ortada olmasıydı arkadaşlar. Eklediğimiz yere bir sonraki soruya geçelim. Yanda verilen şekilde kaç farklı açı vardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuraya arkadaşlar isim verecek olursam buraya ne diyelim? P desem arkadaşlar. Buraya da N dediğimi düşünüyorum. Şimdi açılarımıza bakıyorum. KPL açısı bakın şu ilk açı. Evet devam ediyorum. Teker teker bakalım arkadaşlar. LPM açısı. Bir de MPN açısı. Bunu bir bitirdikten sonra arkadaşlar bakın tekerleri bitirdim. O halde şimdi 2'ye geçiyorum bakın. Şu ışını görmüyorum. PL ışını görmüyorum. K'den M'ye kadar arkadaşlar. KPM açısı. Şimdi arkadaşlar M ışını da görmüyorum. KPN açısı. Evet devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapayım? L'den başlıyorum. M'yi görmüyorum arkadaşlar. Dikkat edin. L, P, N açısı diyorum. Evet. K'den başlayıp hepsini kullanmıştım. Evet arkadaşlar bakın. Başka kaldı mı diye düşünüyorum. MN'yi kullandık. MPN'yi yazdım. Teker teker yazdıktan sonra şunu görmesek arkadaşlar. Bunu görmedim. LPN'yi yazdım mı? Evet LPN'yi son olarak yazdık. L'yi görmeden KPM'yi yazdım. Evet. Evet arkadaşlar açılar bitmiştir diyorum. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı açı vardır diyoruz ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum arkadaşlar. Bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.